Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Kıymetli izleyenlerim, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim muhtaç olduğumuz bütün iyilikleri ve güzellikleri tahsil etmeye bizleri muvaffak eylesin. Bize dünyada ve ahirette, alemi berzakta zarar verecek, canımızı sıkacak ne kadar nahoş manzaralar varsa her birisinden lütuf ve keremiyle hıfzu himaye eylesin. Namazlarımızı, oruçlarımızı, bütün ibadetlerimizi dergâh-ı izzetinde kabule karin eylesin. Yüce Rabbim bizleri dünyada gülüp ahirette ağlayanlardan eylemesin. Dünyada rahat, ahirette berbat olanlardan eylemesin. Ailece Allah yolunda yürümeyi, cennette buluşmayı, Habibi ile kucaklaşmayı Rabbim her birimize nasip eylesin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri ahirete intikal eden aile büyüklerimize, aile bireylerimize ve hocalarımıza rahmet eylesin. Bizden toprağın altında rahmet bekleyen nice mevtalarımız varsa hepsine rahmet eylesin. Emr-i hak tahakkuk edip biz de toprağın altına vardığımızda bizleri hayırla yad edecek, ruhlarımızı şad edecek, arkamızdan hatmi şerifler okuyacak, okutacak, sadakalar verecek, dualar yapacak, hayırlı nesiller, zürriyetler, dostlar, cemaatler nasip eylesin. Amel defterlerimizin aşık kalmasını sağlayacak, sadakayı cariyeler bırakarak ahirete intikal edebilmeyi, faydalı ilimlere vesile olarak ahirete intikal edebilmeyi, salih zürriyetler, dua eden salih zürriyetler geriye bırakarak irtihal idare baka yapabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, her şey kendi ağırlığınca değerlendirilir. Namaz bir ibadettir. Allah'a karşı yapılan bir ibadettir. O kendi mihverinde değerlendirilmelidir. Abdestsiz olmaz, kıbleye dönmeden olmaz, necasetten taharet olmadan olmaz. Onun bütün gerekleri yerine getirilecek. Huzuru kalb ile dünyadan insan kendisini tecrid edecek. Tekbirini alıp huzura duracak. Rükû secdesini, kadesini ve yalvarışlarını bu anlayışla gerçekleştirecek. Çünkü askerde komutanın karşısında esas duruşta bulunan asker, komutanın karşısında olması sebebiyle esas duruşa fevkalade dikkat eder, komutana selam vermesine fevkalade dikkat eder. Çünkü komutanın karşısında askerdir. Asker ise komutana karşı kayıtsız, şartsız teslim olmak, itaat etmek durumundadır. Ki askerle komutan arasındaki münasebet sadece erlik, erbaşlık, komutanlık meselesidir. Ama Allah ile kul arasındaki mesele ise hiç kul ile kul arasındaki münasebete benzeyebilir mi? Elbette Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine karşı insanın saygısında, İnsanın edebini takınmasındaki ölçüler hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bu vesileyle ibadetlerimizi rastgele değil, laubali bir şekilde değil, gerçekten ciddiye alarak, kime bu ibadeti yaptığımızı düşünerek ve karşılığını kabul ederse verecek, kabul etmezse vermeyecek, yaptığımızla yapmadığımız arasında bir anlam fark kalmayacaktır. Bu inançla ibadetlerimizi hassasiyetle yerine getirmemiz lazımdır. Ben 40 sene namaz kılsam fakat kıldığım namazın kriterlerine dikkat etmeden laubali bir şekilde kılsam, yarın ahirette Cenab-ı Hak bana, kulum senin 40 yıl kıldığın namazın hiçbirisini kabul etmedim. Çünkü laubali bir şekilde kıldın, kriterlerine uygun bir şekilde kılmadın derse benim elimde başka bir kozum kalmaz. Yapabilecek hiçbir şeyim kalmaz. Boynumu büküp sonucuna razı olmaktan başka hiçbir şey kalmaz. Bu itibarla ibadetlerimizi layıkıyla yapma gayreti içerisinde olmalıyız. Layıkıyla yapma gayreti içerisinde olduktan sonra beceremedim, hakkını veremedim, Allah'ım özür dilerim, ne olursun kabul eyle diye bir yalvarış içerisine olmamız gerekmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazı bize göre çok daha kaliteli kıldığı halde selam verdikten sonra 3 defa estağfurullah derdi. Bunun bir anlamı nedir? Allah'ım senin huzuruna layık bir şekilde beceremedim. Eksiklerimi sen bağışla, kusurlarımı yok eyle ve bu namazımı, bu ibadetimi dergah-ı izzetinde kabule şayan eyle demektir. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendi şahsında bu örnekliği yaşamış ve bize aslında en güzel dersi vermiştir. Oruçlarımızı tuttuğumuz zaman sonunda dua ederken Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden Allahümme leke sumtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizqike aftartu fağfirli ma qaddemtu ve ma akhartu. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Senin rızan için oruç tutmaya devam ediyorum. Yalnız ve yalnız sana iman ettim. Yalnız ve yalnız sana güvendim. فَغْفِرْ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ. Allah'ım geçmişte, önceki zamanlarda, sonraki zamanlarda, gençlik günlerimde, efendim hayatımın orta zamanlarında ve son zamanlarında, geçmiş ve gelecekte yaptığım ne kadar hatalarım varsa, oruçlarımda, ibadetlerimde, tavır ve davranışlarımda bağışla ne olursun diye bağışlanmayı arzu ediyoruz. Yani ibadetlerimizi hassasiyetle yerine getirmeye gayret edeceğiz. İbadetlerimize zarar verecek olan tavır ve davranışlardan uzak durmaya gayret edeceğiz. Her şeye rağmen eksiğimizin olduğunu düşünerek Cenab-ı Hak'tan kabulü için niyazda bulunacağız. Allah'ım beceremedim, sen kabul eyle. Kusurlu malımızı, kusurlu ibadetimizi sen kusursuz olarak kabul eyle Allah'ım diye ona yalvaracağız. Çünkü yalvaracak başka kapımız yoktur. Kıymetli izleyenlerim, oruçla ilgili oruca zarar verir mi vermez mi, nelere dikkat etmek lazım? Bu fasıl devam ederken, bu konu devam ederken 3. fasıl, bu konuyla ilgili 3. fasılda şu hadis-i şeriflerimiz vardır. An Ebi Sa'idinil Hudri radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Efendimiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Selâsün la yufattırne's-sâime. 3 şey vardır ki oruçlu olan insanın orucunu bozmaz. Demek ki 3 şey vardır ki insanlar acaba orucu bozar mı bozmaz mı diye, oruca zarar verir mi vermez mi diye tereddüt edebilecekleri konudur. Bunlarla ilgili Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu 3 şey orucu bozmaz diye bilgi veriyor bize. Neymiş bu orucu bozmayan 3 şey? El-hicametu, bir tanesi hacamettir. Yani kan aldırmak. Tedavi şekillerinden bir şekil olan Sünnet-i seniyede de sabit olan kan aldırmak, hacamet diye bildiğimiz bu tedavi şekli, insan hacamet olduğu zaman işte muhtelif yerlerinden vücudun kan alınıyor. Kan alındığı zaman zaafa uğrayabilir. Vücudu düşkün olabilir. Oruç karşısında dirayeti zayıf olabilir. Ama ilke olarak kan aldırmak orucu bozar mı? Hayır, bozmaz. Hastanelerde bizden kan aldıkları zaman, yine tahlil için vesaire için kan aldıkları zaman bu da orucu bozmaz. Ancak kan verdikleri zaman, yani vücuda giriş başkadır, vücuttan çıkış başkadır. Hacamette de ne vardır? Vücuttan kan çıkması vardır. Veya şırınga ile beraber kan aldıkları zaman da yine vücuttan bir şeyin çıkması vardır. Bir şeyin girmesi söz konusu değildir. Bu itibarla hacamet dediği kan aldırmak, hacamet yaptırmak bu orucu bozar mı? Bozmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ancak ileride de gelecektir. Bazıları bunu mekruh kabul ederler. Yani oruçlu olan insanın hacamet yaptırmasını, kan aldırmasını mekruh kabul ederler. Hastanelerde bile kan vermeye giden kişiye bir şeyler yemesini tavsiye ederler. Çünkü kan verdiği zaman baş dönmesi olabilir, halsizlik olabilir. Bunun karşısında işte yiyerek, bir şeyler içerek o halsizliği, baş dönmesini, gidermesini tavsiye ederler. Şimdi eğer hacamet dediğimiz kan aldırmak veya işte kan vermek diyelim, bu bizim dengemizi bozacak şekilde ise oruçluyken bunu yapmak mekruh olur. Ama yine orucu bozmaz elbette. Yani orucumuzu zaafa uğratacak, direncimizi kıracak her türlü tavır ve davranış nedir? Oruçla ilgili mekruhtur. Orucu ondan korumak lazımdır. Eğer kendimize güveniyorsak, kaç defa kan aldırdık, herhangi bir problem olmadı, o zaman kerahat de ortadan kalkmış olur. Yani oruçluyken kan aldırdığım zaman orucuma zarar vermeyecek, ben direncimi koruyabileceğim, orucumu tutmakta sıkıntı yaşamayacağım diye kendine güvenen kişi için herhangi bir sakınca yoktur. İkincisi velgay'u. Kusmak da orucu bozmaz. Kusmak kelimesi bu konuda daha önce geçen derslerimizde de zikrettik. Fıkıh kitaplarında da bu konu zikredilir. Halk arasında genelde yanlış anlaşılır. Kusmak orucu bozar der vatandaşlar. Bazı dirayeti az olan, Arapçaya vukufiyeti az olan hoca efendiler diyeyim, onlar da Arapça kitaplardan tercüme ederken öğrenciye, talebe eksik tercüme edebiliyorlar ve böylece yanlış bir bilgi halk arasına yayılabiliyor. Arapçada bir el-gay'u var, bir de el-istika'u var. Gay demek bir insan parmak salmadan kendi kendine kusması demektir. İstika, o da kusmaktır ama parmak salarak kusmaktır. Bir insan kendi iradesiyle, affedersin, parmak sallıyor, kusuyor. Ona Arapçada istika denir. Bir de kendi iradesinin dışında midesi bulandı ve bu insan kustu. Buna Arapçada gay denir. Aradaki farkı iyi düşünmeyen hoca efendiler Arapçayı tercüme ederken el-istika'yı, yani parmak salarak meydana gelen kusmayı, kendi irademiz olan kusmayı mutlak kusmak olarak tercüme edince halk arasında da eksik bir bilgi yayılmıştır. Kusmak orucu bozar diye. Kıymetli izleyenlerim, kendi kendine gelen kusmanın orucu bozmadığını bu okuduğumuz hadis-i şerifte Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ifade buyuruyorlar. İster ağız dolusu olsun, isterse ağız dolusundan az olsun. Kusmanın ve istikanın, yani parmak salarak veya salmayarak kusmanın bir oruçla alakası vardır, bir de abdestle alakası vardır. Bir insanın gay veya istikası ağız dolusu olmadığı takdirde abdestini bozmuyor. Ağız dolusu olduğu zaman abdesti bozuyor. ağız dolusu olan kusmak aynı zamanda necistir. Yani yarım ağız bir insan kustuğu zaman elbisesine isabet edince elbette elbiseyi temizlemek lazım ama necis midir? Hayır, necis değildir. Ama ağız dolusu olduğu takdirde o kusmuk necistir. Yani idrar temizlenir gibi onu da temizlemek lazımdır. Diyelim ki çocuğumuzu, torunumuzu kucağımıza aldık. Ağız dolusundan az kustu ise sileriz, temizlenmiş olur. Ama ağız dolusundan fazla kusmuş ise elbisemize, o elbise yıkanması lazım. Necasetten temizlenir gibi temizlenmesi lazım. Demek oluyor ki kusmanın bir abdestle alakalı var. Bir de necis midir değil midir bu konuda bununla ilgilidir. Bir de oruçla alakası vardır. Oruçta bir insanın ağız dolusu kusup kusmamasından ziyade kendi iradesiyle kusup kusmaması önemlidir. İstika dediğimiz parmak sarmak suretiyle olan elbette o orucu bozar. Ancak kay dediğimiz kendi kendine gelen kusmak orucu bozmaz. Ne kadar fazla olursa olsun. Üçüncüsü vel ihtilamu, ihtilam olmak. Kıymetli izleyenlerim, bir insan rüyasında ihtilam olmak, rüyalanmak demektir. Yani rüyasında cinsel ilişkiye girdiğini görüyor. Uyandığı zaman elbisesinde ıslaklık buluyor. Şimdi uyandığı zaman elbisesinde meni bulan bir kişi ihtilam oldu demektir. Bazen hatırlar, bazen hatırlamayabilir. Yani gördüğü rüyayı bazen hatırlar, bazen hatırlamaz. Şimdi bir insan uyandığı zaman ihtilam olmuş ise elbisesine affedersiniz meni akıntısı var. Bu adam cünüp oldu, boy abdesti alması lazım. Peki bu adam ihtilam olduğuna göre oruçlu olduğu takdirde gündüz uyurken ihtilam olmuş. Gündüz uyurken ihtilam olduğuna göre orucu da bozulmuş mudur? Hayır. Normalde hani cinsel ilişkiye girdiği takdirde orucu bozuluyor. Ama burada rüyada cinsel ilişkiye girmiştir. Efendim ihtilam olmuştur. Bu ihtilam onun orucunu bozmaz. Yani ne yapacaktır? Boy abdestini alacaktır. Normal ibadetlerini orucuna devam edecektir. Tirmizi'de rivayet edilen bu hadis-i şerifte öğreniyoruz ki kan aldırmak, kusmak ve ihtilam olmak oruca zarar vermez, orucu bozmaz. Bir sonraki hadis-i şerifimizde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz "An Thabit'in el-Bunani'yi" Thabit ibn Eslem'den rivayet edildiğine göre قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thabit ibn Eslem diyor ki Hazreti Enes ibn Malik radıyallahu anh Efendimiz'e sormuşlar. Demişler ki كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında oruçlu olan insanın kan aldırmasını anormal mi karşılardınız? Anormal mi karşılardınız? Tekrahune, hoş bir tavır değil mi derdiniz? Kâle la, hayır, yok. Kan aldırmanın herhangi bir sakıncası olduğunu düşünmüyorduk aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında. İlla min ecli zâfi. Ancak bir istisnası var. Yani kan aldırdığımız zaman oruçta bir zafiyet meydana gelecekse onu hoş karşılamazdık. Bünyeden bünyeye fark vardır. Bir adam kan verir, hiç verdiğiyle vermediği arasında fark yok. Sporunu da yapar, her şeyini yapar. Ama bünyesi zayıf. Gerçekten kan verdiği zaman ayakta durmakta zorlanacak, orucunu idame ettirmekte zorlanacaksa onun hacameti, kan aldırması orucu bozmasa da orucunu zora soktuğundan dolayı o mekruh olur, hoş olmaz. Diyor ki ve anil Buhari'yi ta'liqan kâle kâne ibn Umar yahtecimu ve huve sâimun thümme terekehu فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِالْلَيْلِ. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Efendimiz çok hassas bir sahabiydi. Sünnet-i seniyeye çok düşkündü. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e çok aşıktı. Aynı zamanda sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn'in en alimlerinden birisiydi. Dinini yaşamakta çok hassas olan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Efendimiz oruçlu olduğu halde ihticam yapardı, kan aldırırdı. Fakat daha sonra bunu Ramazan'da kan aldıracağı zaman gündüz değil de geceye bırakmıştır onu. Tabi bu daha sonra ifadesinden ne anlıyoruz? Demek ki gençlik günlerinde, bünyesinin sağlıklı olduğu günlerde oruçluyken ve kan aldırmanın, hacamet yaptırmanın kendisine etki yapmayacağını, orucunu zora sokmayacağını görmüştür. Onun için kan aldırmıştır. Ama sonra ihtiyarlayınca, direnç zayıflayınca aynı şeyi yaptığı takdirde, hacamet kan aldırma işini oruçluyken yaptığı takdirde orucuna zarar vereceğini, kendisinin sendeleyeceğini düşünerek yapacak mıyım o zaman gece yapayım, gündüz yapmayayım diyerek oruçlu olduğu zaman ihticam dediğimiz kan aldırma işini veya hacamet işini nereye bırakmıştır? Geceye bırakmıştır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma. Evet, oruçlu insan nelere dikkat etmesi lazım? Ve an Ata'in, tabi olan Hazreti Ata radıyallahu anh Efendimiz der ki: İn mazmaza sümme efraga ma fihi minel ma. Bir insan oruçluyken mazmaza yapsa, yani ağzına su alsa, dolu dolu bir su aldı, ağzını çalkaladı. Sümme efra ma fihi. Sonra ağzındakini boşalttı. Oruçlu ya. Ağzına su aldı, ağzını temizliyor. Veya hararetini gideriyor. Artık hangi maksatla olursa olsun. Ağzına su aldı, dolu dolu. Ağzındaki suyu çalkaladıktan sonra boşalttı. Sümme efra ma fihi minel ma. Ağzındaki suyu boşalttı. La yadhiruhu en yezderide riqahu. Peki bu insanın ağzında o sudan bir eser kalmıştır. Bu insan şimdi tükürüğünü yutarsa, ki bu tükürük nedir? Biraz önce ağzına aldığı su ile ıslanmış tükürüktür. Diyor ki la yadhiruhu, ona zarar vermez, en yezderide riqahu, tükürüğünü yutması ve ma baqiye fihi, ağzında kalan mutlaka o mazmazadan ağzına azıcık da olsa su kalmıştır. Ama bu sakınılması mümkün değildir. Yani insan bunun altından kalkması gerçekten mümkün değildir. Ağzında kaldı mı, kalmadı mı? Mesele nedir? Ağzına su koydun mu, çalkaladın mı, temizlik yaptın mı? Şimdi boşalttın mı? Boşaltınca artık sen elinden geleni yaptın. Bundan sonra tükürüğünü yutmuş olsa, ağzında biraz ıslaklık kalmış oldu. Bunları yutmuş olsa orucuna zarar vermez diyor. وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ. Oruçlu olan insan sakız çiğnememeli. Peki feiniz derede riqal ilki, sakız çiğnedi. O çiğnediği sakız tükürüğe yansıdı. Efendim o tükürüğü yuttu. La aqulu innehu yuftiru. Yani orucu bozuldu fetvasını vermem. وَلَكِنْ يُنْهَا عَنْهُ, bundan nehyedilir. Yani bunu yapmamalı, sakın böyle yapma diye kendisine talimat verilir diyor. Kıymetli izleyenlerim, Ramazan ayı geldiğinde de halk arasında en çok sorulan sorulardan birisi de sakız çiğnenir mi? Oruçlu insan sakız çiğneyebilir mi? Evvela ilke olarak kadının oruçlu olmadığı zamanlarda sakız çiğnemesinde bir sakınca yoktur. Hatta erkeklerin misvağı yerine geçer, diş fırçası yerine geçer kadının sakız çiğnemesi. Kadının diş etleri erkeğe göre daha narindir. Dolayısıyla fırçaya dayanamayabilir, kanaması çok olabilir. Sakız çiğnemek suretiyle dişlerini temizleyebilir. Kadın için de diş temizliğinde erkeğin misvaktaki manzarası neyse onda da sakız olur. Ancak bir kadının diş temizliği için sakız çiğnemesi uygun olsa da, tavsiye edilse de alâ mele'in nâs, toplumun içerisinde, erkeklerin arasında, otobüste, metrobüste, orada, burada bunu alâ mele'in nâs yapması elbette uygun olmadığı, adab-ı muaşerete uymadığı bellidir. Dinimizde, fıkıh kitaplarımızda ciddi bir zaruret olmadığı zaman erkeğin sakız çiğnemesini mekruh kabul etmişlerdir. Dolayısıyla ihtiyaç olduğu zaman da böyle herkesin gözü önünde değil, imkan nispetinde teke tek kaldığı zamanlarda bu ihtiyacını gidermesi şayane tavsiyedir. Ancak oruçlu olan insana geldiğimiz zaman, bu anlattığım oruçlu olmadığımız zamanlar. Oruçlu olduğumuz zamanlarda sakız çiğneyebilir miyiz? Sakız orucu bozar mı, bozmaz mı? İşte bu tabiin bize anlatırken diyor ki sakız çiğnememeli. Fakat sakız çiğner de o çiğnediği sakızın tükürüğünü yutarsa orucunun bozulduğunu söylemem. Ama buna izin verilmez. Doğru değildir. Yani en azından mekruhtur. Kıymetli izleyenlerim, tabii asırdan asıra zamanın değişmesiyle birçok şey de değişebiliyor. Sakız dendiği zaman günümüzde malumunuz şekerli sakızlar vardır. Katkılı sakızlar vardır. Adam ağzına sakızı alıyor, naneli sakız oluyor, bilmem neli sakız oluyor. Yani eğer sakızın içerisinde şeker, nane gibi katkılar varsa elbette bu orucu tehlikeye sokar. Sade bir sakız düşünelim, içerisinde katkı yoktur. Naylon gibi bir sakız. Şimdi bu sakızı çiğnemek elbette orucu bozmaz ama şayane tavsiye midir? Oruçlu olan insan ibadetinde hassas olması lazım. Komutanın karşısında asker selam verirken dikkat ettiği gibi ibadetlerimizde dikkatli olmalıyız. Dolayısıyla imkan nispetinde sade olan sakızı da oruçluyken kullanmamalıyız. Hele hele katkılı sakızı asla kullanmamalıyız. Orucu tehlikeye sokmamalıyız kıymetli izleyenlerim. Demek ki bir insan oruç tutuyorsa orucun bir ciddiyeti vardır. Bu orucun ciddiyeti karşısında kıymetli izleyenlerim gerekli tedbirini alacak, ibadetin içerisinde olduğunu, hassas davrandığını, orucunun kabule şayan olabilmesi için elinden gelen gayreti sarf ettiğini ortaya koymalıdır. Şimdi kıymetli izleyenlerim, Bâbu savmil müsafir. Seferde olan bir insan oruç tutmalı mı, tutmamalı mı? Bu konuyla ilgili bir bahse geldik. Hemen bahsin başında, daha önceki derslerimizde geçmiş olsa bile ehemmiyetine binaen seferiliğin ortaya getirdiği kolaylıkları bir gözden geçirelim. Buna ahkâmus sefer de denebilir. Yani bir insan seferi olduğu zaman bu seferi olmasından doğan bir takım hükümler, bir takım dini kriterler, bunlar nelerdir diye Ahkâm-ı Sefer başlığı altında bazı kitaplarda zikredilir. Ki bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden, Kur'an'daki ayetlerden alınmış olan kriterlerdir. Evvela seferin kendine has bir takım zorlukları var. Eski zamanlarda yapılan seferde, yolculuklarda işte devenin üzerine gittiğini kabul edelim, atla gittiğini kabul edelim, rüzgarda, yağmurda, çamurda, sıcakta gerçekten ciddi bir zorluk vardı seferde. Hele atı vesairesi olmadığı zaman, yükle beraber yolculuk yaptığı zaman daha fazla zorluk vardı. Şimdiki zamanda elbette uçakla, taksiyle, otobüsle yapılan yolculuklarla önceki dönemde yapılan yolculuklar kıyaslanamaz meşakkat bakımından. Bugünkü yolculukların da kendine has bir takım zorlukları vardır. Bir trafik kazasında, bir lastik patladığında, hele yağmurun çamurun altında gerçekten onun da meşakkati az değildir. Ala külli hal, öyle de olsa böyle de olsa her seferin kendine has bir takım zorlukları vardır. Bu zorluklardan dolayı Cenab-ı Hak seferilik durumunda bir insan seferi olduğu zaman ona bir takım kolaylıklar veriyor. O kolaylıklara da ahkam-ı sefer diyoruz. Yani seferi olan bir insanın bu manzarasına taalluk eden dini hükümler. Peki bunlar nedir diye. Evvelen seferilik nedir? Dini Celil İslam'da herkesin anlayabileceği ve herkesin uyabileceği kriterler önemlidir. Hangi seferde meşakkat var, hangi seferde meşakkat yok? Yani bu izafi olur. Sen dersin ki bu seferde meşakkat yoktu, ben derim vardı. Sen dersin ki ben çok yoruldum, ben derim ki hiç yorulmadım. Sana göre bana göre olunca hükümlerde istikrar olmaz. Onun için bu konuda kilometre ölçüsü önemlidir. Bu kilometre mesafe kat edilecekse bu insana seferi deniyor, değilse seferi denmiyor. Mesela bazen biz İstanbul'da Bayrampaşa'dan, Fatih'ten Pendik'e gitmek için bazen çok zorlanabiliriz. Trafik yoğunluğuydu, şuydu, buydu. Ama sonuçta ne kadar zorlanırsan zorlan, seferi değilsin. Meşakkat var ama seferi değilsin. Seferilik ahkamı cari olmaz. Bazen İstanbul'dan Tekirdağ'a gideriz, Edirne'ye gideriz. Hiç böyle tabiri caizse evimizdeki atmosfer gibi çok rahat klimalı arabayla gideriz. Hiçbir problem de yaşamayız. Problemi yaşayıp yaşamamak burada önemli değildir. Kriterler herkesi bağlayıcıdır. Bir insan 90 kilometreden daha fazla uzak mesafe gidecekse şehrin çıkışından, bulunduğu yerin gideceği istikamette binaların bittiği yerden itibaren 90 kilometre gidecekse, daha fazla gidecekse bu insana seferi deniyor ve seferilik ahkamı onun için cari olmuş oluyor. Peki seferi olan insana dinimiz hüküm olarak hangi kolaylıkları veriyor? Bunlardan birincisi 4 rekatlık farz namazlar 2'ye düşer. 4 rekatlık farz namazlar 2'ye düşer. Nafile namazlara gelince nafile namazları kılmaya vakti varsa tam olarak kılar, onları yarıya düşürmez. Yani 2 rekatlık sünneti 2 rekat kılar, 4 rekatlık sünneti vakti varsa 4 kılar, vakti yoksa zaten kılmayabilir. Seferilikte vakti dardır diye, müsait değildir diye sünneti kılmayan insanın bir vebali olmaz. Zaten farz olan 4 rekat Cenab-ı Hak 2'ye indirmiştir. Dolayısıyla burada bir ruhsat vardır. Bu ruhsat sünnetleri de geçerli midir? Bu ruhsat sünnetleri de geçerli, bir yönüyle geçerlidir. Yani müsait değilse hiç kılmayabilir. Ki sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmaînden kılmayanlar elbette vardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den naklederek vardı. Fakat vakti müsaitse, bir sıkıntı yoksa, sünneti kılacaksa sünneti tam olarak kılacaktır. Demek ki 4 rekatlı farzlar ne oluyor? 2'ye düşüyor. Ruhsat midir, azimet midir meselesi o ayrı bir konudur. Yani 4 rekatı 2 rekatte düşürmeyip 4 olarak kılsa daha doğru mu olur? Burada mezhep imamları farklı görüş ortaya koyuyorlar. Hanefi mezhebinde Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, ihsanıdır, hediyesidir. Bunu böyle yapmak gerekmektedir. Dolayısıyla 2 rekatı 4 rekat kılarsa daha fazla sevap almış olmaz, mekruh olur. Şafii mezhebinde ise İmam Şafii Hazretleri bunun bir ruhsat olduğunu, azimetin 4 rekat olduğunu, 4'te kılabileceğini söyler. Burasını geçelim biz. 4 rekatlık farz namazlar 2'ye düşmüş olur. Bu birinci kolaylıktır. İkincisi, bir insan sefere çıktığı zaman eğer ayaklarında mest giyiyorsa, normalde bir insan mestleri giyince, abdestli bir şekilde giyince, abdestinin bozulduğu andan itibaren 24 saat o mestleri kullanabilir. O mester düzenlemesi yapabilir. Fakat eğer seferdeyse, yolcuysa bu insan, Bu 3 gün 3 geceye yani 72 saate intikal eder. Seferi olan bir insan 3 gün meslerini çıkarmayabilir. 3 gün sonra eğer devam etmek istiyorsa meslerini çıkaracak, ayaklarını yıkayacak, ondan sonra bir daha giyecek. Yolculuk devam ediyorsa 3 günde. Yani seferi olmayan bir insanın mesler üzerine mesleği 24 saattir. Sefere çıktığı zaman mesler üzerine mesih hakkı yetkisi 3 gün 3 geceye intikal eder. Yani 72 saate intikal eder. Bu da seferiliğin insana kazandırdığı ikinci kolaylıktır. Üçüncüsü, seferi olan bir insan cuma namazından mükellef değildir. Yani cuma günü seferiliği devam eden, cuma saatinde seferiliği devam eden kişi cuma namazını değil de o gün öğle namazını kılmakla mükelleftir. Fakat mafi cuma namazı kılacak olsa cuma namazı yerine geçerli olur. Ama dini İslam onu icbar etmiyor. Çünkü seferilikte o saatte nerededir? İlla kendisini ben cuma namazı kılacağım, falanca yere gideyim, bekleyeyim diye icbar etme durumunda değildir. Ruhsat vardır. Burada cuma namazını kılmayabilir. Cuma namazı yerine öğle namazını kılar. Ama buna rağmen cuma namazını kılacak olsa cuma namazı yerine geçerli olur. Dördüncüsü, kıymetli izleyenlerim, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı namazlarını normal şartlarda kılmak vacip iken bu insanın Kurban bayramında veya Ramazan bayramında bu bayram namazlarını kılması vacip değildir. Yolculuk devam ediyor. Otobüstedir, uçaktadır. Seyir halindedir. Bayram namazı bu insana vacip midir? Değildir. Seferi olan bir insan otelde de olsa, bir konaklama yerinde de olsa vacip midir bayram namazı? Değildir. Kılarsa olur mu? Elbette olur. Beşincisine gelince, Kurban bayramında seferiliği devam eden kişi kurban kesmek mecburiyetinde değildir. Ancak burada önemli olan Kurban bayramında kurban kesmekle ilgili hükümde Kurban bayramının birinci günü baz alınmaz burada. Kurban bayramının son günü baz alınır. Yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün akşama kadar. Üçüncü gün akşama kadar kurban kesme zamanıdır. Üçüncü gün akşam güneş battıktan sonra kurban kesilmez Hanefi fıkhına göre. Dolayısıyla birinci gün seferidir. Kurban kesmesi vacip değildir. İkinci gün seferidir. Kurban kesmesi vacip değildir. Ama üçüncü gün seferilik bittiyse bu insana kurban kesmek vacip olur. Yani Kurban bayramında seferi olan insana kurban kesmek vacip midir, değil midir? Eğer seferilik Kurban bayramının tamamında devam ediyorsa, birinci, ikinci, üçüncü gün devam ediyorsa kurban kesmek ona vacip değildir. Ancak üçüncü gün akşamdan önce seferilik biterse, velev ki yarım saat önce, 10 dakika önce seferilik bittiğinden dolayı ona taalluk eden kolaylıklar da kalkmış olur. Kurban kesmesi vacip olur kendisine. Altıncı kolaylığa gelince, seferi olan kişiye Allah Celle ve Ala Hazretleri oruç tutmama konusunda ruhsat veriyor. Ve in kuntum ala seferin, eğer seferde olursanız, bir insan seferde ve yolculukta olduğu takdirde veyahut da ve in kuntum merda ev ala seferin, hasta olursanız veya seferde olursanız başka günlerde oruç tutarsınız. Yani oruç ne oluyor? Başka günlere alınmış oluyor. Yani Ramazan'da seferiyim diye oruç tutmayan kişi kaç gün tutmamıştır? 10 gün tutmamıştır. Daha sonra seferilik bitince 10 günü kaza edecektir. Bu 10 günü kazaya bıraktı. Neden bıraktı? Seferi olduğundan dolayı bıraktı. Seferi olduğundan dolayı 10 günü kazaya bırakan kişinin bundan dolayı bir günahı söz konusu değildir. Çünkü Cenab-ı Hak ona bu konuda izin vermiştir. Demek ki seferde olan kişinin oruç konusunda Cenab-ı Hak ona ruhsat vermiştir. Oruç tutmayabilir. Daha sonraki günlerde bunu kaza eder. Sırayla saydığımız zaman bir namazı, 4 rekatlık namazı 2 rekat kılar. Mesler üzerine mesih 24 saatten 72 saate intikal eder. Cuma namazından sorumlu değildir. Ramazan bayramı namazından sorumlu değildir. Kurban bayramı namazından sorumlu değildir. Kurban kesmekten sorumlu değildir. Ramazan ayında oruç tutmaktan sorumlu değildir. Sorumlu değildir derken Ramazan ayında tutmaktan sorumlu değildir. Başka günlerde eğer tutmazsa daha sonraki günlerde onu kaç gün kazaya bırakmışsa onları kaza etmiş olacak. Kıymetli izleyenlerim, bir de seferilikle ilgili bütün fıkıh kitaplarımızda, kadim bütün eserlerimizde net bir şekilde bir kadın seferi bir mesafeye mahremsiz gidemez hükmü vardır. Yani bir kadın seferi bir mesafeye gidecekse mutlaka yanında bir mahrem olmalıdır. Mahremsiz yola çıkmamalıdır. Bundan dolayıdır ki sefere çıkacak olan kadın, dini literatürde seferi dediğimiz 90 kilometreden fazla mesafe gidecek olan kadın mutlaka yanında bir mahrem bulundurmalı. Bu da bir imtihandır kıymetli izleyenlerim. Bazen ne oluyor? Vatandaş hanımını fındığa gönderecek veya çaya gönderecek. Şimdi hesap ediyor. Diyor ki ben hanımı götüreyim dersem 2 biletle gitmiş olacağım. Ben onu bırakıp tekrar geriye döneceğim. 2 bilet parası fazla vermiş olacağım. Almaya giderken de işte böyle durum olacak. Bu masraftan kurtulayım. Otobüse koyup göndereyim. Kıymetli izleyenlerim, ne gelirse malımızın başına gelsin, dinimizin başına gelmesin. Orada Cenab-ı Hak seni imtihan ediyor. Parayı da veren Allah değil midir? Sen orada 300 lirayı, 500 lirayı, 1000 lirayı esirgersin. Halbuki Allah için onu feda etmiş olacaktın. Rabbim böyle bir kriter koydu. Ben bu kritere uymak mecburiyetindeyim deyip uyarsın, masrafını yaparsın. Allah onun yerine kat kat doldurur. Böyle inanmak lazım. Kriteri, dinin kriteri midir? Elbette dinin kriteridir. Dinin kriteri dindar insanı bağlamaz mı? Bağlar. Ona göre ayarlama yapmak lazım. Bir kadın seferi mesafeye mahremsiz bir şekilde gitmemeli. Bunu prensip olarak kabul etmeli. 12 yaşında veya 12 yaşından daha büyük olan erkek çocuk mahrem olarak yeterli midir? Anne için, abla için, kız kardeş için murahik dediğimiz, yani 12 yaşına varmış olan bir erkek çocuk mahrem açığını kapatabilir. Onunla beraber sefere çıkmış olabilir. Bir başka konu var seferle alakalı kıymetli izleyenlerim. Bir insan birisinden borç almıştır. Vadesi gelmiş bir borç vardır. Ödemesi gereken bir borç vardır. Borcunu ödemesi gereken günlerde bir yolculuk gözükmüştür kendisine. İşte Ankara'ya gidecek, Konya'ya gidecek, şuraya gidecek, buraya gidecek. Bu insan, alacaklı olan insandan izin almadan yolculuğa çıkması asla doğru değildir. Çünkü o günler geldiğinde alacaklı parasını beklemektedir. Ona göre kendisi de bir takım bağlantılar kurmuştur. Bu insanın haberi olmadan, bunun izni olmadan sefere çıkmak da elbette doğru değildir. Burada bir kul hakkı söz konusudur kıymetli izleyenlerim. Dersimizde oruçlu olan bir insan seferi olursa, oruç konusunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulaması neydi? Sahabe-i Kiram Rıdvanullahi Aleyhim Ecmaîn'in uygulaması neydi? Elbette Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu "Estaizu billah ve in kuntum merda ev ala seferin fe iddetun min eyyamin ukhar." Eğer siz hasta olursanız Ramazan günlerinde veya seferde olursanız işte o günlere tekabül edecek kaç günse başka günlerde onların sayısınca tutarsınız diye Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bu ruhsatı veriyor. Peki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarında ne vardı? Sahabe-i Kiram Rıdvanullahi Aleyhim Ecmaîn bunu nasıl anladılar ve nasıl tatbik ettiler, uyguladılar? Bunu inşallah önümüzdeki hadislerde, hadis-i şeriflerde beraberce müzakere etmiş olacağız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarını görmüş olacağız. Sahabe-i Kiram Rıdvanullahi Aleyhim Ecmaîn'in uygulamalarını görmüş olacağız. Böylece bir dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Yüce Rabbim her birinizin dünyasını da ahiretini de mamur eylesin. Yüce Rabbim her türlü maddi ve manevi sıkıntılarınızı izale eylesin. İman-ı kamil ile yaşamayı, iman-ı kamil ve bol bol amel-i salih ile irtihal-i dar-i beka yapmayı sonunda cümlemize nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.